Merhabalar. Ben Profesör Doktor Ata Özdemirci. Yönetim bilimciyim. Girişimcilik ve stratejik yönetim alanında çalışıyorum. Öncelikle kurucu ekipten bahsetmek isterim. Çok yakın arkadaşım psikiyatrist doktor İlker Küçükparlak'la birlikte bu fikri en baştan beri konuştuk, hayal ettik ve kurduk. Bizle birlikte şu anda 4 arkadaşımız çalışıyor ve Steto'yu bu noktaya kadar getirmeyi başardık. İlker Küçükparlak'la birlikte bu girişimi kuralı 1,5 yıl oldu. Aslında fikir pandemiden önce ortaya çıktı. Yani bu bir pandemi projesi değil ama pandemi projenin üstüne geldi. Teletıp dünyada dört bir taraftan ilerleyen ve büyük bir hızla gelişen bir pazar. Amerika'da bunun cirosu 2.3 milyar dolara ulaşmış durumda ve 2028 tahminleriyle 25 milyar dolarlara çıkacak gibi gözüküyor. Teletıp hizmet alan ve hizmet vereni buluşturan alanlardan bir tanesi. Tek farkı diğer alanlardan bu alanın sağlık olması. Alan sağlık olduğu için teletıbbın hangi branşlarında hangi noktaya kadar kullanılacağı veya kullanılmayacağı çok ciddi bir şekilde yapılandırılmış durumda ve bunların uluslararası yönetmelikleri oturmuş durumda. Türkiye'de teletıp kanunu henüz bir hafta önce çıktı. Dolayısıyla bu saha Türkiye'de henüz başlangıç aşamasında, hala tam olarak yapılandırılmamış bir alan. Ama geleceği olduğu ve geleceği olacağı çok aşikar olan bir alan. Pek çok hastanenin muayenehanesi olan doktorların da ileride teletıpla hizmet verme alışkanlığını kazanması gayet muhtemel. Ve gidişat noktamız burası gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu kanunlar da gelecekte yapılanacak. Ama kanunun bugünkü haliyle biz psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistler ve hatta veterinerlerle birlikte şu anda faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Steto olarak Marmara Üniversitesi Teknopark'ta kurulduk. COSCAP ileri girişimcilik desteği aldık. Aynı zamanda Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve şu anda bu çekimi yapmakta olduğumuz Denizbank Neo Hub'da da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Uzmanınızla nasıl görüşüyorsunuz? Önce mesai saatlerinde beklemeniz gerek. Bekledim. Şimdi randevu için uzmanınızın numarasını bulursunuz. Uzmanınızı ararsınız. Telefonu asistanı açar. Ajandanızı açarsınız. Uygun bir tarih sorarsınız. Fakat uzmanınızın ajandasını veremezsiniz. Deneye yanına uygun bir randevu oluşturursunuz. Maskenizi takar. Aracınıza binip yola çıkar. Görüşme yerine varır. Danışmadan geçer. Bekleme odasına varır. Dergiler okur. Sonunda uzmanınızla görüşürsünüz. Şimdi bir de geri döneceksiniz. Steto ile hayatınızı kolaylaştırın. Steto'ya girin, randevunuzu alın. Steto üzerinden ödemeyi yapın ve uzmanınızla görüşün. Steto. Uzmanlarla görüşmenin yeni yolu. Artık hayat çok hızlandı. İnsanlar sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını giderirken bir yerden bir yere uzun süre hareket etmek istemiyorlar. Hele şehir dışındaysa, hatta ülke dışındaysa, hatta istediği uzmanlarla görüşebileceği noktaların herhangi bir şekilde temas alanı dışındaysa, onlarla birlikte buluşabilecekleri bir platform gerekiyor. Bu açık bir gereklilik. Bu gerekliliğin alışkanlığa dönmesi biraz süre alacak ama dediğim gibi Türkiye'de bu yeni yapılanan bir alan ve çok gelişmeye açık bir alan. Bugün sağlık ihtiyacını karşılamaya yönelik aktörler bu alana tek tek girmekte. İleride muayenehane doktorlarının, psikologların, diyetisyenlerin de tamamen bu alana girmesini bekliyoruz. Teletip alanına giren aktörlerin neredeyse hepsinin ihtiyacını karşılamaya yönelik bu aktörleri bir araya getiren yapılandırılmış kullanıcı dostu platformlara ihtiyaç var. Yani bu hem açık bir pazar hem de büyümesi çok muhtemel bir pazar. Steto nedir? Steto, uzmanla görüşmenin yeni yolunu sunar. Steto'da öncelikle uzmanınızı seçersiniz. Onun randevu saatlerine bakarsınız. En uygun saatte randevunuzu alırsınız. Ödemenizi yaparsınız. Ve yine hiçbir aracı, program, bir yazılım kullanmadan aynı ekrandan görüşmenizi gerçekleştirirsiniz. Steto bu kadar basit ve rahat çalışan bir platformdur. Kullanıcı dostu olarak tasarlandı. Çok iyi bir yazılım var arkasında ve çok iyi bir tasarım var. Steto bu basitlikte çalışan kullanıcı dostu bir platformdur. Steto hangi ihtiyaçları karşılıyor? Öncelikle Steto, büyük şehirlerde doktora ulaşmanın yarattığı zaman maliyetini bir kere kısaltır. Küçük şehirlerde iyi uzmanlara ulaşma zorluğunuzu giderir. Yurt dışındaysanız kendi dilinizde hizmet alabilmenizi sağlar. Hatta sağlık turizmi alanında faaliyet gören işletmelerin hastalara ulaşmasını kolaylaştırır. Mahremiyet endişesi olan hastaların bu konulardaki kaygılarını ortadan kaldırır ve ikinci uzman görüşü almanızı kolaylaştırır. Steto ile ilgili şu ana kadar elde ettiğimiz metrikleri ekranda görmektesiniz. Haftalık randevu ortalamamız, toplam görüşme sayımız, toplam ciromuz, kullanıcı sayımız gibi çeşitli metrikler. Sosyal medyada aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Instagram ve YouTube sayfamızın geri dönüşleri oldukça verimli. Dijital pazarlama ile ilgili metriklerden bahsetmek gerekirse bir yeni üye kazanmanın maliyeti aşağı yukarı 130 lira civarında oldu. Harcama yapan yeni bir üyeyi kazanma maliyeti 450 lira civarında oldu. Bu rakamlar sosyal medya verilerini ve organik kullanıcı sayısını arttırdıkça daha da düşecektir diye tahmin ediyoruz.
Stetto'nun gelir modeli 3 ana başlığa dayanıyor. İlki B2B, yani kurumsal anlaşmalar. Kurumlarla yaptığımız anlaşmalarda kendi çalışanlarına Stetto bakiyeleri yüklüyoruz ve çalışanları ister kendileri ister yakınları bu bakiyeleri kullanabiliyorlar. Gelir modelimizin ikinci kısmı ise B2C, yani son kullanıcılar. Son kullanıcılar kendi uzmanlarını kendileri seçiyorlar, ödemelerini yapıyorlar ve uzmanlarla görüşüyorlar. Buradaki modelimiz tabii ki komisyon modeli. Üçüncü gelir modeli ise yazılım altyapı hizmeti sunmak. Online bir şekilde hastalarına ulaşmak isteyen poliklinikler, küçük ve orta ölçekli hastaneler burada hedef grubumuzu oluşturmaktalar. Biz bu hedef gruba white label olarak yazılım altyapımızı sunabilmekte ve onlara çeşitli tekliflerle gidebilmekteyiz. Peki Stetto neden bir yatırım arayışı içinde? Öncelikle bu yatırım tahmin edebileceğiniz gibi büyümede kullanılacak bir yatırım olacak. Öncelikle ekibi büyütmemize yardımcı olacak. Daha sonra pazarlama bütçemize destek olacak. Hem kullanıcı sayısını hem de hizmet veren sayısını arttırmamızı sağlayacak. Stetto'nun gelecek planları arasında yurt dışına açılmak da var. Faaliyetlerimizi 1 yıl içinde 4 dilde vermeyi planlıyoruz. Almanca, İngilizce, Arapça ve Türkçe. Aynı zamanda Almanya'da Hamburg merkezli yeni bir işletme daha açmayı ve Almanya pazarına buradan girmeyi planlıyoruz. Bunun fizibilite çalışmalarını ve Almanya'da bize destek olacak Alman partnerimizi de bulduk. Aşağı yukarı bunun yatırım maliyeti 100 bin euroyu bulacak. Dolayısıyla bu ilk yatırım buraya harcayamayacağız ama ilk yatırımdan elde ettiğimiz gelirle biz burada yeni yatırım yapabileceğiz. Almanya'da bu pazarın lider oyuncuları 40 milyon dolara yakın cirolar yapmakta ve Almanya'da özellikle de orada yaşayan Türklere yönelik pazar hala açık. Kitle fonlaması hem biz kurucu ekibin hem bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızın dünya görüşüne oldukça uyumlu bir büyüme modeli. Çünkü burada verilen mesaj aslında oldukça açık. Gelin hep beraber büyüyelim diyoruz ve aynı zamanda Stetto'nun dört bir tarafta marka elçilerini yaratmış oluyoruz. Stetto kitle fonlamasına katılmış her bir katılımcıya büyüklüğü ya da küçüklüğü fark etmeksizin 50 lira Stetto bakiyesi yükleyecek. Böylece Stetto deneyimi kazanmasını da sağlayacağız. Yani aslında bu eylemin Stetto'ya dolaylı bir faydası da olacak. Hem kullanıcı sayısını arttıracak, hem kullanıcı deneyimini yaşatmasını sağlayacak pek çok insana. Hem de dört bir tarafta marka elçilerimizin olmasını sağlayacak. Bu açıdan kitle fonlaması bize çok demokratik, çok verimli ve çok keyifli bir yöntem olarak geldi. Umarım sizler de bizle birlikte Stetto'nun kurduğu hayali paylaşırsınız ve birlikte büyür ve bu hayali birlikte gerçekleştiririz.